Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe oynuyoruz. Metro skinimizi döşedim bugün. Ve bugün bayramın ikinci günü. Tekrardan bayramınızı kutlarım. Şöyle aracın içine geçelim. Oturalım şöyle içine. Önce bir kapılarımızı kapatalım. Sonra şöyle bir aracı çalıştıralım. Evet. Vitesi 1'e alalım. Klimamızı açalım baştan. 23 derece ideal. Yolcu monitörü açık. Şoförünki de açık olsun. Okuma ışıkları açık olsun. Normal ışıklar kapalı. BC açık. Mutfak açık. Wi-Fi açık. Tamam. Buradan yapabileceğimiz başka bir şey yok. Burası zaten göstergemiz. Burada Akslar zaten kalkmış. Güzergahlıklarımızı da açtık. Tamam. Bakalım nereden nereye gideceğiz. Bugün güzergahımız Usedom'dan kalkacağız. Şurası aynen. Buradan Usedom'dan Rostock'a gideceğiz. Ama garajımız burada. Önce bir garajdan çıkalım. Niye gidemiyoruz? Vitesi mi takmadık? Yok, vites de takılı. Vitesi boşa al diyor önce. Aldık. Ey Allah'ım ya. Biz arabayı az önce çalıştırmamış mıydık? Şöyle. Ben az önce arabayı çalıştırdık biliyorum. Acaba bana bir izin verseydiniz. Verdiniz mi? Allah razı olsun. Şöyle yol sıramızı alalım. Bir otobüsümüze çıkalım. Sohbetimize başlayalım. Bu benim ikinci videom olacak. Bundan bir saat önce bir video çektim aslında. Videonun yarısında OBS hata vermiş. Bunu iki oldu yapıyor. Maalesef. Bunu iki oldu bir. Dur Ece dur. Sinyal verdim. Sakın vurayım deme bana. Ya bunu iki oldu yapıyor ve oyunda biraz kasmalar vardı. Sebebini çözemedim. Yeşillik alanlardan geçerken biraz kasma yapıyor. Yani onu şu anda yapabilir. Yeşilliklerde biraz kasma olabiliyor. O da sebebi şu. Daha önceden bu yolu gitmediğimden dolayı oyun yükleme yapıyor ya bilgisayara. O yüzden çok küçük kasmalarımız olabilir yeşillik alanlarda. Mesela şu ileride orman var. Ya videoyu çektim. Tam renderlayacağım. Dedim bir kontrol edeyim hani olmuş mu? Sıkıntı var mı? Yani kasmalar çok mu böyle abarttı gibi. Bir girdim videonun yarısı yok. Ana! Dedim acı hayırdır? Bak şu an kasmıyor. Az önce keşfettik ya burada. Yani bir öncekinde dedim ya. Ben kasmıyor dedim kasmaya başladı. Ama az önce daha beter kasıyordu. Şu an en azından keşfettiğimiz için o kadar sıkıntı yok. Yani her şeyde bir hayır varmış. Hayır vardır derler ya. Onun gibi. O yüzden dedim biraz mola vereyim. Hem bilgisayarımız bir dinlensin. Hem OBS dinlensin. Tekrardan dedim aynı hatayı, aynı sıkıntıyı yaşamayalım. Ya düşünsenize, size sipariş veriliyor, bir siparişi tam yerine getiriyorsunuz, tam bitti teslim edeceğim derken en ufak bir hatanız sil baştan yapmanızda neden oluyor. Benimki de öyle oldu. Yani insan ister istemez biraz morali bozulabiliyor, biraz
sinirlenebiliyor. O yüzden dedim ben bir saat bir mola vereyim. Hem bilgisayarda dinlensin. İnşallah şu an ikinci videomda da sıkıntı yoktur diye ümit ediyorum. Karşıdan gelen yok. Şöyle boşa saldım, sollamaya çıkalım. Ne güzelmiş. Buralara ilave yapacaklar galiba. En son Usedom'da kalmıştık. Usedom'dan devam ediyoruz. Yaz indirimleri gelirse de eğer diğer DLC'lerden indirim olursa onları da alacağız. Ve sizin desteğinizle de kanalımızı büyütüp daha farklı oyunlar alıp onları da size çekeceğim. Daha farklı DLC'ler, modlar olsun. Onlarla devam edebiliriz. Tabi desteğiniz önemli. Sizin desteğiniz olmadan biz hiçbir şey yapamayız maalesef. O yüzden abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız maalesef bizim büyüme gibi şansımız yok. Biz olduğumuz yerde sayarız. Sadece abone olmak yetmiyor. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmanız gerekiyor. Yavaş. Sagardan mı alacağız? Az önce yaptığımı yani o moral bozukluğunu hepsini unuttum ben. Otogar değildi galiba. Evet, yol kenarından alacağız yolculara. Şurada, orada navigasyonu da gösteriyor. Yol kenarı yani. Otogar diye bir şey yok orada. Evet. Buraya geldik. Usedom'dan yolcularımızı bir alalım. Buraya frenimizi çekelim. Araba kaçmasın. Bagajları açalım. Gelin bakalım. Almasın. Şu abladan başlayalım. Evet. Yes, gritti. Evet ablam. Aha. Bu benim otobüsüm değil. Ne güzel. Yolcunun birini kaybettik. Mahlzeit. Bitte sehr. Vielen Dank. Hallo, ist das Gerät? Vielen Dank. Başka. Bir ticket. Hallo, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen? Ne ya, Rastaka. Hemen Rastak seçelim sana bir tane. Nerede bu Rastak? Evet. Vielen Dank. Abimi de gönderelim. Vielen Dank. Sonra ablalara geçelim. Hello. Moin. Auf geht's. Hangi dilden konuşuyorsunuz abi ya? Hepiniz farklı farklı. Merhaba diyorsunuz. Ablam kaldı. Yapacak bir şey yok ona. Böyle bir kontrol edelim. Az önce daha fazla yolcumuz vardı. Ama şans işte. Çekemedik. Kayıt programının yani OBS'in gazabına uğradık. Çıkalım yolumuza. Bugün bayramın ikinci günü. Birinci günde neler yaptığınızı benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmında. Memnuniyetle dinlemek isterim. Benim nasıl geçtiğini sorarsanız da
Biliyorsun sokağa çıkma yasağı var. O yüzden aynı binada oturan annemle kardeşimin yanına gittik. İşte onların Zeytin diye bir köpeği var. Bizim de Tarçın diye bir köpeğimiz var. İşte onlar oynadılar. Biz, aman yapma aman şöyle falan derken zaman geçti zaten. Çay, kahve, yemek derken gün bitti. Yani en azından uzak değiller. Yakındalar, yoksa evde tek başımıza pinekleyecektik. Yani uzaktakilere de her zaman gibi maalesef telefonla haberleşme sağladık. Muhtemelen siz de öyle yapmışsınızdır. Ama en azından arayamıyorsunuz bile, çıkamadık yola ya. Biz bir kurtulsak mı şuradan? Heh şöyle ya. Bir otobüs gidecek abi yol. Bak ya. Abi şimdi hata benim mi ya? Ha geldi. Dim ve girmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl suçlu biz olduk, iyi mi? Hani bir Baldwin Lynch vardır ya, çok gülersiniz, başıma bir şey gelecek falan dersiniz ya, onun gibi bir şey oldu. Hani bugün güzel geçti dedim ya, güldük falan. Şu an acı çıkıyor galiba. Neyse, Allah daha beterinden saklasın. Ne diyordum? Ya uzaktakilerinize hani arayamıyorsanız bile en azından bir mezar yatabilirsiniz. Onlar da seviniyor. Aa, ben de hatırlandım. İşte bana da mesaj geliyor, bana da arama geliyor gibi. Onları da sevindirebilirsiniz. Ya yarın öbür gün biz de yaşlanacağız çünkü. Biz de onların yerine geldiğimiz zaman ya beni kimse aramıyor diye mutlaka içimizden geçireceğizdir. O yüzden dediğim gibi en azından bir mesaj atabilirsiniz. Korona muhabbeti bitse de en azından denize gidemiyoruz, bir havuza gideriz diye düşünüyordum ama herhalde bu yaz böyle geçecek gibi duruyor. Yani sizin de mutlaka planlarınız vardır. Bunlardan dediğim gibi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Beraber konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Değişikliklerde dediğim gibi birazcık. Of, of ne kastı be. Var ya şuradan bir geçelim de. Dedim şimdi bir yeri çarpacağız. Direksiyon hakimiyeti bile zor oldu yani o kastığı an. Şu yeşillikler yüzünden hep. Yani oyunda optimizasyon biraz zayıf. İlk oyun çıktığında hiç oynanmıyordu. O dereceydi yani. Bütün yollar böyle kasa kasa gidiyordu. En azından biraz düzeltmişler ama şu yeşillikler tarafında da bir optimizasyon. Hop kavşağa geçiyoruz hop. Verebilecek miyiz? Tam yaparsak. Abi iyi de sen şimdi benim dibime niye giriyorsun ki? Ya iş mi yani yaptın? Allah Allah. Şurada alt tarafı ufak bir kavşağa kaçırdık yani. Girip dediğime girmenin bir anlamı yok ki. Şimdi iki tane kaza oldu diyor. Puan kıracak benden. Neyse yolculara bir şey olmaz. Otobüs yapılır. Önemli olan yolcularımız. Onlara bir şey olmasın da.
Brezilya'da galiba tekrardan vaka sayısı çoğalmaya başlamış. Yani burada bitiyor falan derken orada tekrardan bir de orası kış başlangıcı biliyorsunuz Brezilya. Havalar soğuyor. Yani inşallah burada da tekrardan kış başlangıcında aynı sorunu yaşamayız. Çünkü havalar soğumasıyla şu an yazın biliyorsunuz biraz normalleşme muhabbeti başlayacak. Başladı hatta. Ama şöyle bir durum var. Yazın bulaşmaya devam ediyor. Ama ölümler azalacak. Yani risk azalacak. Ama kışın tekrardan ortlayabilir diye bir dünya örgütünün bir şey var. Uyarısı var. Yani Brezilya'daki vaka sayısını tekrardan biz umarım kışın görmeyiz. O yüzden biz yine de tedbiri yazın da olsa bırakmayalım. Benden size tavsiye. Ya ben de istiyorum denize işte havuza gitmeyi. Düşünsenize. Yani virüslü bir arkadaş var. Ama ateşi falan yok. Sadece taşıyıcı. Kendisi rahatsız olmuyor. Ha, hastalanmıyor. Bünyesi sağlam. Ama taşıyıcı havuza girdi. Havuza ben de girdim. Ya da işte herhangi bir sorun yok diyor. Herkes girdi. Oradaki havuzdaki suyu herkese bulaştırdı. Havuza giren herkesi rahatsızlandığını düşünsenize. Tekrardan bir şekilde vakalar çoğalabilir. O yüzden ya bu sene böyle geçecek gibi geliyor. Ya inşallah düzelir. Her şey normal eder de gideriz. Yani bütün temennimiz bu. Yani kaç aydır zaten evdeyiz, çıkamıyoruz. En azından bir denize, havuza gideriz diye düşünüyorduk ve inşallah koronavirüsünden kurtuluruz. Çinliler yine geçen fare mi neymişler, bir şeymişler. Yine de yeniden bir vaka hortlamış galiba Çin'de. Şu an için Çin dolayısıyla kontrol altına alınmış. İnşallah yaymazlar tekrardan. İkinci bir dalga gelmez. Arkadaş, yani anlamıyorum ya. Ya git arkadaş. Ne bileyim. Adam gibi işte tavuk mu yiyeceksin? Ne keseceksen kes yani. Fare nedir ya? Yılan nedir? Fare nedir? Yarasa nedir ya? Adamlar denizden çıkan ya da ne bileyim böyle acayip acayip şeyler nerede bulurlarsa her şeyi yiyorlar. Ne pis adamlar ya. Türklerle bu yüzden anlaşamıyormuşlar demek ki bunlar. Türkler bunları az bile yapmış yani. Cesetini boşuna dikmediler oraya. Yani bizim atalarımız az bile yapmış yani. Yani böyle duyunca pis adamlar abi. Hayvan pazarında bin bir tane hayvan var. Hangisini istiyorlarsa seçiyorlar. Kestirip geliyorlar eve yiyorlar. Sonra hastalanıp millete bulaştırıyorlar. Bak onların yüzünden bütün dünyada kaç tane ölüm oldu ya. Ya tabii ki bu vesile sonuçta. Ama yani neden olsun? Değil mi ama neden olsun? Bugün molamız mola yok. Mola vermemişler. Otobüste çalışırken de hep diyordum molalı seferler en azından yolda giderken bir yemek yeriz. Bir nefes alırız. Yarım saatlik mola veriyorduk çünkü. Bazen İstanbul İzmir seferlerinde araç Bursa ve Balıkesir'de duran araçlar mola vermiyordu. Sadece Bursa'da duracak. Balıkesir'de durmayan araçlar mola veriyordu. O yüzden molalı servisleri yani seyahatleri daha çok seviyorum. Ama bu sefer de molamız yokmuş. Yapacak bir şey yok. Gittiğimiz yerde yeriz artık. Kuşadası seferinde mesela mola bazen olmuyordu. Balıkesir'de bilet kesmişler. Araç Balıkesir'de duracak. Abi duracak da Balıkesir'de 10 dakika duruyor. Hangi yere gidip yemeğimi yiyeceğim?
Hangi ara ihtiyaçlarımı gidereceğim? Zaten şey oluyor. Yolcular geliyor, onları karşılamak zorundayım. Hangi ara ihtiyacımı göreceğim? Yani değil mi? 10 dakika. Lavaboya mı gideceğim? Yani yemek yemeseniz de hani bir küçük bir sandviç almaya kalksanız alamazsınız. Yani en azından Susurluk'ta yarım saat mola hakkımız oluyordu. Yemeğimizi yiyorduk, işte çayımızı içiyorduk. Bir iki nefes alıyorduk. Tekrar devam. Valla kardeş sağdan sallıyorsun ama ya bizim otobüs bu kadar gidiyor. 101 daha basmıyor. Ben mi yanlış gördüm? Sağdan çıkış diyor ama bizim navigasyon düz gösteriyor. Neyse biz navigasyona göre gidelim. Sabitmeyelim sonra. Otogar girişleri farklı oluyor tabii. Peki inşallah Otogar'a kadar sorun olmaz. Videoyu bu sorunsuz bir şekilde bitiririz. Yolda keyimi bak yalnız. Otobüs yetişecek birazdan yani sağa doğru. Evet, yol çalışması. Hemen yavaşlayalım abi. Hemen yavaşlayalım. Ideal. 60 diyor. Biz 55 ile gidelim. Tırlar solluyor bizi şu an ama yapacak bir şey yok. Onlar mal taşıyor. Biz can taşıyoruz. Ne oldu? Bir beni solladınız. Şimdi basabiliriz. Kornamız normal kornaymış. Havalı kornayı açmayı unuttuk bak. Neyse sıkıntı yok. Çok korna basmıyoruz zaten. Sağdan çıkıyormuşuz. Biz yavaş yavaş sağa yanaşalım. Amazon'dan alışkanlık olmuş. Yani arada böyle sanki davul sesi duyuyormuşum gibi geliyor. Ben diyorum davul mu diyorum. Çıkıyorum bakıyorum cama falan. Ben mi yanlış duydum gibi. Yani birazcık kulak aşinalığı oldu gibi. Diyorum gelme. Davul mu çalıyor? Gayipten sesler mi duyuyorum? Ama çok çabuk geçti Ramazan ya. Yani ben anlamadım şahsen. Başlangıçta dedim ya birkaç gün zorlanıyoruz. Sonra zaten bünye kendinden alışıyor. Yani bayram da bitti sayılır. Bugün ikinci gün. Yarın üçüncü derken bayram bitti. Ömür geçti ya, değil mi? Bayram mı kaldı? Ömür geç, ömür. Taksi. Önümde fransız yok mu? Vallahi tampona yapıştırır veririm. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Müsait olduğumda geceleri olsun, gündüzleri olsun Twitch yayınımız var canlı olarak. Orada arka planda müzik de açabiliyorum. Burada açamıyorum çünkü telife giriyor. Ama Twitch'te herhangi bir sıkıntı yok. Orada müzikli yayınlarımız gelirseniz sohbet ederiz.
sesi sohbetimiz de oluyor orada. Yani birebir konuşabiliriz isterseniz. Açıklama kısmında pardon. Neyse kırmızıda geçelim. Aklıma yani şu an dilimin ucunda söyleyemedim. Kapak kısmında kapak kısmında Twitch olsun, Instagram olsun, Facebook olsun orada adresi yazdırıyor. Oradan da Twitch'e tıklayarak gelebilirsiniz. Aynı zamanda benim biliyorsunuz yani şu an için düşük seviyede olduğumuz için kameram yok. Hani merak edenleriniz olursa da Face'te veya Instagram'da takip ederek oradan da resimleri görebilirsiniz. Hani sen kimsin birader diyenleriniz vardır içeriden. Yani içinizde. O şekilde de beni görebilirsiniz. Dediğim gibi Twitch'te de yayınlarımıza gelip sohbet ederseniz daha iyi olur. Tabi burası için desteğiniz için de abone olmayı unutmayın. Tek kırmızıya geçer miyiz acaba? Zaten geldi çünkü otogar şurası 5 kilometre diyor ama navigasyondan gözüküyor. Yani çok da 5 kilometre değil yani. Döneriz ya kırmızı mırmızı. Evet, şurası ama biz ileriden dönüp geleceğiz. Az daha otobüs deviriyorduk. Hızlı döndük orada. Bir dakika. Bize yanmadı değil mi? Lan nereye gidiyorum acaba? Bize yanmadı ki. Adamın yolunu da kapatmışız zaten. Neyse acık kusura bakma. Ben bir çift şerit biliyordum ya. Ya adam şimdi küfür etse yeridir ha. Buraya kadar geldik. Çok şükür. Biz zaten oradayız derken. Hadi inin bakalım. Bagajlar. Tamamdır. Hadi güle güle. İyi arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.